AK Parti zamanında, yani Erdoğan sayesinde Türkiye'de o almış olduğu hizmetlerin, yani kısaca önemli belli başlılarını söyleyelim. Hani okullar, yollar, hastaneler, trenler, metrolar, köprüler, buna benzer, yani daha hani saymakla bitmeyen, yani küçüklerine daha gitmiyorum. Hani tarımda olsun, teşviklerde olsun, kredilerde olsun, hibelerde olsun. Yani Erdoğan'ın nüfuz etmediği hiçbir meslek dalı Türkiye'de kalmamıştır. Eğitiminden sağlığına, ticaretinden üretimine, her bir şeyinde hep elini değmediği, değiştirmediği, desteklemediği yeni projelerle katkıda bulunmadığı hiçbir meslek dalı Türkiye'de kalmadı. Her şeyini adam nüfuz etti Türkiye'de. Her şeyde aslında Rönesans ve reform hareketi yapmıştır Türkiye'de. Ama bunu gözleriyle görmeyen, kulaklarıyla duymayan büyük bir kitle var. Nefret edenler de var. Onların Erdoğan'dan sonraki dönemlerde onların gözlerine ve dizlerine duracağı günler çok yakın. Onları da göreceğiz biz. O zaman onlarla görüşeceğiz onlarla. O duruma düştükleri anda gözlerine ve dizlerine durduğu zaman o aldığı hizmetlerin, o ikiyüzlülerin, o nankörlerin onlara gülerek bakacağız biz. Şimdi kurunun yanında yaş da yanar derler ya. Biz hani onlara artık üzüntümüz, kederimiz, düşüncemiz onlar. Masum, mazlum, fakir kesim. Devletten 3-5 kuruş yardım alan kişiler. Devletin varlığından istifade eden kişiler. Mesela kadınlar. Mesela diyelim ki evinde rahatsız edilenler, sağlıkta mesela yediğinden içtiğinden zehirlenenler, şikayette bulunanlar veyahut da çalıştırılmış olduğu iş yerinden sebepsiz yere kovulanlar, sigortasız işçi çalıştırıp da hakkını ödemeyip de kapının önüne konulduktan sonra yapmış olduğu şikayetler sayesinde Türkiye'de her türlü kurumun, bütün bakın çevre, sağlık, eğitim, bunun gibi diğer bütün kurumların yapacak olduğu başvurularda, şikayetlerde kim kime dumduma yapmış olduğunuz şikayetlerin havada uçuştuğu, dosyaların sümen altı edildiği dönemlerin geldiğinde, cenazelerin hastanede rehin kaldığında, ilaçlarınızı alamadığınızda, maaşlarınızı çekemediğinizde, o günleri, normal çalışmış maaşınızı bile alamadığınız zamanları yaşadığınızda, o zaman gözünüze, dizinize duracak bugünkü almış olduğunuz hizmetler. O gün göreceksiniz gününüzü. Bugün hani bir sıkıntı olduğunda anında başucunuzda biten o devlet, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Ekonomi Bakanı, bütün Eğitim Bakanı, bütün Eğitim Öğretim Bakanı hepsi yanınızda bittiğinde siz bunu fark etmiyorsunuz. Umurunuzda da olmuyor zaten. Şimdi düşünün ki bir bebek. Alıyorsunuz bebeği, seviyorsunuz, kokluyorsunuz, kokusu güzel geliyor ve tertemiz. Çünkü bakımı yapılmış. Onun altını temizleyen, onun çişini, kakasını temizleyen bir kadın, bir anne olduğunda tertemizce yıkayıp elinize verdiğinde güzelce kokluyorsunuz. Hiç zorunuza gitmiyor. Anca sevdiğiniz, hani bir de diyorsunuz ki ne? Tabii bakacak. Annesi değil mi? İlgilenecek. Onun görevi değil de kimin görevi ya? Ondan başka kim yapabilir ya? He, siz ama o anneyi toprağın altına gömerseniz, o bebek bir gün, 2 gün, 3 gün altına doldurmaya başladığında, koku evin içine yayıldığında, o kokudan rahatsız ve bunalım içine girdiğinizde, o zaman anlayacaksınız ki ne, o bebeğin bir bakımının olduğunu, onun bir ihtiyaç olduğunu, onun kendiliğinden büyümediğini, onun kendiliğinden ihtiyaçları giderilmediğini anlayacaksınız. Bunlar birike 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 sizin sıkıntılarınızı sırtlanan bir hükümetin olduğunu o gün anlayacaktınız. Ama dönüp arkanıza baktığınızda sadece kendi nankörlüğünüzü ve kendi köpekliğinizi göreceksiniz. Başka bir şey bulamayacaksınız. 20 sene önce Türkiye'de yaşanan olayları bugünkü olaylar gibi biliyorum. Bunları yaşayanlar ve bunları unutmayanlar
bunu, bu olayların tekrarını yaşamamak için nelerden, hani nelere dikkat etmesi gerekiyor, neler yapması gerekiyor, her şeyi, tedbirini kendine göre alır ve öyle ne üdüğü belirsiz kişilerin peşinden gitmez onlar. Ama dününü unutan, evvelsi gününü unutan bugün nankör bir kesim var ülkemizde. Nankör. Nefret oluşmuş. Erdoğan hükümeti sayesinde bakın İzmir'de deprem oluyor. Anında bütün bakanlıklar orada bitiyor. Anında Kızılay, AFAD'ı, bütün İçişleri Bakanı, ne kadar sağlık, eğitim, hepsi orada bitiyor. Trabzon'da, Giresun'da bir sel felaketi oluyor. Anında bütün bakanlıklar orada bitiyor. Elazığ'da deprem oluyor, orada bitiyor. İstanbul'da sel baskını oluyor, orada bitiyorlar. Hemen oradalar. Bütün AK Parti tüm kadrosuyla orada. Sadece muhalefette oturanlara ve muhalefetin taban seçmenine şunlar konuşmak, yani şunları dile getirmek geliyor. Neden o da gelmedi? Neden o da orada olmadı? Neden o akarsu yatağının üzerine plan proje verdi? Neden oraya ev yaptırdı? Neden oradaki binalara mesela kentsel dönüşümle o binaları uçutturmadı? Neden önlemini daha çok almadı? Neden böyle yapmadı? Neden konuştu? Neden sustu? Neden öyle? Neden böyle? Siz bugün her şey yani yolunda, rayında giderken tren öyle baş baş konuşursunuz. Yarın o tren raydan çıktıktan sonra devlet arazileri, devlet bankaları, devlete ait neler varsa hepsi bir bir hortumlanıp kendi yandaşları, kendi milletvekilleri, kendi taraftarlarına peşkeş çekildiği anda, ülke büyük bir çıkmaza, kaosa girdiği anda, yurt dışından gelen sırtlanların ülkemize dişini geçirdiği anda siz bir daha Erdoğan'ı bulamayacaksınız. O sırtlanlar, o keneler kanınızı emmeye başladığında hastanede rehin kalacaksınız. Cenazelerinizi alamayacaksınız. İlaçlarınızı ödeyemeyeceksiniz. Emekli maaşlarınızı çekemeyeceksiniz. 3 ayda, 5 ayda memurlar öyle maaşını alamayacak. Öyle 8-10 milyar memur maaş olmayacak. Rüşvetler, şantajlar, tehditler, adam kayırma, her şey alıp başına gidecek. Her kesimde, devlet kurumlarının her yerinde adam kayırmacılık, kanunsuzluk, adaletsizlik alıp başını gittiğinde kafanızı vuracak koca koca taşlar, onları bile bulamayacaksınız. Vuracak yer bulamayacaksınız. O zaman ne halt edeceksiniz? He? Nerelere gideceksiniz? Süründüğünüzde. Bugün elinizin altında kullandığınız o yollar, köprüler, okullar, hastaneler, ben beton mu yiyeceğim, ben yolu mu kemireceğim, ben asfalt mı yiyeceğim diyen millet, aç aç, iş yok, aş yok diyenler, o nankörler. Devlet size yapabildiği kadar hizmeti vermiş. Fabrika açsın, fabrika açsın. Eversin mi sizi? Çoluğunu çocuğunu da yetiştirip bir maaşa bağlasın mı durduk yere hiçbir şey yapmadan? 30 yaşında, 33 yaşında EYT'den emekli edip de ölene kadar size baksın mı? Sülalenizi zengin mi etsin? Çanta çanta evinin önüne torba torba para mı koysun? Senin ektiğin, biçtiğin ekin yetişmeyince, üremeyince, sel baskını olunca nerede devlet destek istiyoruz dediğinizde devlet sana ekmeden dikmeden paralar mı versin yıllarca aylarca? Veriyor zaten şu anda desteklerle. Ha bunu görenler görüyor. Allah'a şükür bir devletimiz var, bir ülkemiz var. Yani bunun şükrünü yapanlar yapıyor. Onların şükür içerisinde olduğunu, bu çiftçilerin, bazı emektarların şükür içinde olduğunu biliyoruz. Çünkü iktidara taşıyorlar adamlar, memnunlar. Ama bunu gözüyle görmeyen, kulağıyla duymayan nankörler de var. CHP'nin altyapısında ve CHP'nin kendi içerisinde. Libya'da, Suriye'de, Akdeniz'de ne işimiz var? Azerbaycan'da ne işimiz var diyen nankörler var. Nankör köpekler var. Bunlar anlatamayız. Onlar yüksekten tepesi üstü yere çakıldığı anda o zaman anlayacaklar. O zaman anlayacaklar ki ne? Erdoğan neymiş? Erdoğan kimmiş? Hele bugün 20-25 yaşında olan bazı genç gruplar da Erdoğan'ın iktidara geldiği dönemlerde bebektiler, bebek. Sıkıntının ne olduğunu bilmiyorlardı. Onlar ana kucağındalardı. Ülkemiz büyük bir kriz içerisindeyken
1 milyon euroyu bile Avrupa ve Amerika bankalarının hiçbiri kredi vermezken, bize kimse kefil olmazken, memurlarımıza maaşımızı ödeyemezken, IMF'nin sırtımıza yükü sarıp da sarıp, sarıp da sarıp hiçbir üretim yapmamıza izin vermeyen, vermiş oldukları kredi sayesinde kendi ülkemizin içerisinde hiçbir malı başka bir ülkeye ihraç yapamayacağımız, başka bir ülkeden ithal yapamayacağımız, bize gizli ambargoları uyguladığı dönemlerde bebektiniz bebek. Kiminiz daha yoktu. Götünüz pempaslanıyordu, donlanıyordu. Gerçi pempas da o zaman bulunmuyordu da. Götünüz o zaman ne sarılıyordu bilmiyorum. Ama şimdi herkes, yani herkes de olmasa da yarısının altında 2010 modelin üzerinde araba var. Herkes de sıfır telefon var. Herkes zengin, rahatında, lüksünde. Pandemi döneminde sıkıntılar oldu, olmadı mı? Bütün dünya sıkıntı çekiyor. Herkes kazancını ya yarıya indirdi, ya durdurdu, ya dondurdu. Bir şeyler oldu. Bunlara bir şey söyleyecek bir şey değil. Bu küresel, dünyanın genelinde olan bir sıkıntı. Ama gel gör ki yine de okullar, havalanlar, hastaneleri, büyük hizmetleri emrimize, hizmetimize sunan Recep Tayyip Erdoğan'dır. O liderdir. O insandır. Onun yanında 3-5 tane çapulcu, fırsatçı ya da çıkarcı çıktıysa ya da dolandırıcı, sahtekar çıktıysa, çıkarsa da onların sırtından ta Erdoğan'a uzanabilecek hakaretleri, küfürleri ve iftiraları atarsanız, öyle görürsek ve Erdoğan'ı da eleştirerek bu ülkenin üzerinden elini eteğini çektirir isek, tepe takla gideceğimiz günleri o zaman sabırla bekleyin. Uzakta da değil zaten. O günler de yakın. O gün sizleri büyük bir hayranlık içerisinde, büyük bir zevkle bugünkü Erdoğan'a hakaret ve küfür edenlerin, o nankör köpeklerin perişanlıklarını izleyeceğim. Büyük bir hayranlık içerisinde. Ama son kertede, son dakikaya kadar mücadelemizi verip vazgeçmeden, kurunun yanında yaş da yanmasın diye vazgeçmeden var gücümüzle yine de çalışıyoruz, çabalıyoruz. Çünkü biliyoruz, o kamyonda fren yok. Siz o kamyona binip bayır aşağı, ben indiririm hem de yükle 40 ton 50 ton diye o direksiyonu oraya geçerseniz, baş aşağı indiğinizde onun yolun sonunda uçurumdan paramparça olup da bir tane kemiğiniz bile bulunamayacağını biz bildiğimiz için, gördüğümüz için bugünden uyarıyoruz. İlla biz o kamyona bineceğiz derseniz, işte o gün aşağıda darma duman olduğunuz zaman, iminiz timiniz bile yok olup kaybolduğu zaman, perişan, o zaman biz de oturup size bir kenardan güleceğiz artık. Yapacak bir şeyimiz yok. O günler artık zevkle beklemek kalıyor bize. Sizi bugün HDP'yle, Meral'le, FETÖ'cü Meral'le ve bir tonton dedeniz Saadet Partisi ve bir de CHP, 5 benzemez bir araya gelip sırf Erdoğan nefreti üzerine ülkeyi ele geçirirseniz, ondan sonraki ensenizdeki o tokat, katmerli olan tokat sizi acıtmaya başladığında da o zaman mızıkçılık yapmayın işte. O zaman zırvalamayın. O zaman tırmalamayın işte. O zaman bir Erdoğan aramayın işte. Arasanız da bulamayacaksınız. Bu ürünün son modeli. Bu serinin son modeli bu. Bundan başkası yok. Elimizde başka yok şu anda. Yok. Bu son ürünümüz. Bunu da elimizden çıkartırsak pazarlayacak, satacağımız bir ürünümüz yok yani. Ondan sonra kıçınızı açık gezerken o zaman ağlamayacaksınız. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.